Hiç kimse sormaz, hazır günde İslam ülkelerini, Müslüman yurtlarını küzetsiz, türlü notori fikirler, tasavvurlar, düşünceler yolgenlik için Müslümanların ortasında fitneler, katiller, kon tökişler sadır bol yaptı. Hiç kimse sormaz. Müslüman, Müslüman da öldür yaptı. Atayken hem Allah-u Ekber de yaptı, atılayken hem Allah-u Ekber de yaptı. Bu halen ki, Müslümanlı, Müslümanlığa kanı, malı, obroyu haram edi. Ne için de böyle yaptı? Kimi yurtu ayran böyle yaptı? Müslüman yurtu ayran böyle yaptı. Kimi kanı tökeli yaptı? Kimi baylığı talan taraşı böyle yaptı? Pakistan, Afganistan, Suriye, Irak, Livan. Ve halen ki bir mu'minni katıl kılıçlık, Müslüman kişi bir başka bir Müslüman kişini katıl kılıçlığı ülken günahıdır. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bu nesleden siz bilen bizi kaytargan edi. Estağfirullah. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا ف۪يهَا Kaysi bir kişi, yani Müslüman kişi, Müslümanını kastan öldürüyor olsa, o cehennemde buladı onu cezası. Ve onda ebedi kaladı. وَغَذِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظ۪يمًا Allah bu adamga g'azab qiladi. Uni la'natlaydi. La'nat degani Alloh rahmatidan chiqib ketish degani. Va unga ulkan azobni tayyorlab qo'ygan. Shuning uchun hozirgi kulturada, kinolarda, kitoblarda qatl juda ham yengil narsa deb taqdim qilinadi. Net chelovyeka, net problem deydi. O'sha g'arb dunyosining kinosini ko'rsangiz, tijoratida konkurenti bor. Siyosatda bir raqibi bor. Shu muammoni yo'q qilish uchun bitta nanimat qiladi, zakaz qiladi, shu bilan ish pishadi. Va bo'ldi, shu bilan tugadi. Ey birodarlar, qatl gunoh kabiralar sanalganda birinchi uchtalikka kiradi. Odam qatl qilmasdan avval odam bo'lsa bir odam. Qatl qilgan yoki qatlda qatnashgandan keyin ikkinchi odam bo'lib qoladi. Qobil, ukasi Qobilni qatl qildi. Yer yuzidagi birinchi qotillik desilaylik. Ukasini o'ldirib qo'ydi. Afsus nadomat chekdi, pushaymon yedi. Keyin otasini oldiga qaytib bora oldimi? Odam alayhissalomni oldiga qaytib bora oldimi? Qaytib bora olmadi va qaytib bora olmasdi ham. Chunki qotillikka qatnashlikdan avvalgi odam bitta odam, qotillik qilgan yoki qotillikka aralashgan odam keyin boshqa odam bo'ladi. Endi musulmon bo'lib turib, musulmonning qonini to'kishlik Allohning g'azabiga, la'natiga va abadiy azobga qolishga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda musulmonlar orasida bo'lib turgan dolzarb va asosiy mavzulardan bittasi bu radikalizm, ekstremizm, terrorizm. Islamski fundamentalizm, islamski terrorizm. Quloqlarga hasan desa, husan deganda quyilib qolgan, e'tibor beringlar-da, qaytib-qaytib o'zi islom degan so'z bilan ekstremizm, terrorizm degan so'z qarama-qarshi so'zlar. Terrorizm bu qo'rquv solish, xavotir solish, vahimaga solish. Islom buni g'it teskarisi, mo so'zni qaranglar-da. Islom degan so'z bilan terrorizm degan so'z umuman bir-biriga teskari so'zlar, antonim so'zlar mana sizlarga. Islom bilan terror degan so'z bir-biriga qarama-qarshi so'z. Hech qachon islomski terrorizm bo'lmaydi. İslam degani tinchlik, omonlik, xotirjamlik degani, tinchlik degani. Çünkü qaytib-qaytib televizorda gapiraversa islamski desa, albatta terrorizm, fundamentalizm, ekstremizmni kutadigan bo'lib qoldik. Ommaviy axborot vositalari quloqimizga quyib tashadi, singib ketdi. Qaraylarda qaysi darajada bizni kallamizga islamski terrorizm degan narsani singdirib yuborishdi. Birodarlar, islomda terror yo'q. Bu radikalizm, ekstremizm nima? O'zini tushunchasini boshqalarga kuch bilan majbur qilish. Kuch bilan mana shunday bo'lasan deyish. Va holanki la ikroha fid din. Dinda majburlashlik yo'q. Ekstremizm nima? Boshqalarning fikrlarini keskin suratda rad qilish. Faqat men haqman deb turish. Ekstremizm nima? Qo'rqitish, vahimaga solish orqali o'zini xohlagan yo'liga odamlarni burishlik. Hozirgi kunda yoshlar juda ham bir qiyin holatga tushib qolgan. Bechoralarda hayoti shumo internetsiz bo'lmay qolgan.
Şu internetge kim ne bana kirgisi şunda kötarıp kabul kuvalı yaptı. Yani o narige radikal fikirde atıyken adam ciddiyem çırali, İslami surat bulan durup yapıradı. Körtürüp onu kayıl kalasız, şakili şamayıl gelirken yapırken yapı İslam'a umumdan tezgara nasip oladı. Gerçi ayet hadisi yapırken bu seyem. Canım köle düşünüyorlar. Aptekedeki doğrunu, doğru istimal kısız, mütehassıs bugün vraçını körsetmesi bilen istimal kısız, bu doğru sizge fayda kıladı. Razı mısınlar? Eğer şu aptekedeki doğrunu biladigen mütehassıslık yapı bilenmez, özünüzü çala çölüpü fikiriz bilen, umumdan medisineden, tababattan, havarı bulmayan adamda yapı bilen istimal kısız, bu doğru özünün efektini, tezgarasını veredi. Ya kesel kıladı sizi, ya öldüredi sizi. Doğru mu? Üçüncü, Kur'an ayetlerini, Peygamberimizin hadislerini ayıp durup, insanda natoru tamamen kandil buruşu mümkün dese, resim mümkün de. Hadiste zahırını okup yaradı, manaka da özünün kulasasını ayıtadı. Ha şunu bilmeyen eken biz kariyeler, deyip durup, fikir aynıp git yaptı. Can ülkeler, o halat kivasıyla doktor doğurmayalar. Salla kivagen bosa, sakal kivagen bosayalar, bu oğlum doğurmayalar. O sıladı közüyle de oğlum. Oğlum kanakaligini, oğlumlar buladı oğlumda kimligini. Ayet keltir yaptı mı bularam? Hadis keltir yaptı mı bularam? Buralarlar öşü ayette malum bir yönelişke buruş için orkasından tafsir kılı yaptı. Çünkü Muhammed yeçimi ne de? Muhammed yeçimi yaşlarını saf İslam'da örgenişliği de. Birinci üç asırdaki salafsız salihinler Kur'an hadislerini kandaya düşüngen bulsa şunlar düşüngen dakika düşünemiz ineğe muamma bu mıydı? Karayında bittiyse Şimal Manatamanda da dur ayet hadisten hüccet keltir yaptı. Ha, ayet hadisten hüccetü barakken Şimal bir arada da dursanız ikincisi hırt tezkere tamamını körsettir Şimal bir arada da yaptı da onu hem ayetten demesi var. Sizi köyünüzde oturuyorsa da doğru degenemez o aynı. Sizi kalbinizi cümbüşke keltirip durup közüzge yaş keltirirse doğru degenemez. Hissiyatı oynaydı. Buradalar din bu hissiyat bilen halk alınmıydı işi. Ondan taşkara ayeti yapmaz. Şuna kadar bir fikri çalgın. Can ülkeler, rezultatı kariyeler de. Şu sılarge takip kılınırken yolda rezultatını kariyeler de. Hiç kanıka rezultat yok. Rezultat ne mi? Ata analarge tikke kare yaptı bunlar. Ustazlarge ok bolu yaptı. Adab ahladan çıkıp geti yaptı. Nazardan kıp geti yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. İzel teka muslimani bi sayfeyhime. Eğer ikide Müslüman diyordular Resulullah. Kılıçı bilen oktalı birbirge kese. Biri ikincisini öldürmen deyip kese. İkide Müslüman kılıç götürüp geldi birbirge karab. Fel katilu vel maktulu finnar. Öldürgenem dozakta, ölgenem dozakta. Şimdi sahabalar soruştu. Ya Resulullah. Ma balul maktul. Ölgende ayıp mı ben? Öldürgeni koptu. Müslümanı öldürgen için dozaka çüşsün. Ölgende ne mi ayıp? Resulullah dediler, innehu kâne harisan ala katli sahibihi. Çünkü uyan, nargi Müslümanı öldürüşteki haris boludu da. Şunu anlayayım mı? Öldürgenem ölgenem dozakta buladı eğer ikide Müslüman birbirine vuruşsa. Şimdi kaskılıyken öldürüşü de özüge yolda vagenler kana buladı. Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi ve yadihi. Müslüman adam kanaka bu arada. Müslüman o şunaka adam ki onu aldı da türgenler onu tileden ve koludan amanda. Onu aldı türgen adam mı, hayvan mı, paranda mı, daranda mı bundan hiç kimge aziyet zarar yetmiydi. Şu adam hakiki Müslüman buladı. Şimdi sizden yalnızca Müslümanlar bezip türgen bulsa ki siz bundan turuşu da halamazsan sakin sakin ketmezse ki bizdir varken bu siz, ziriktir varken bu siz, köpürden alıp köpürge salıyor siz. İnternet buradalar, manaka minbarı, minbarı yok adam için minbar bu kaldı. Minbarda turgan adam yapırarken cevap verirdi, her bitti yapıge. Hesap kitabı var bunu. Ama internette turup yapırarken adam kimge atıyor verirdi? Kimge hesap verirdi? Minlegen adamlar kanı tökülüp, otun bop gitti fitneli yurtlarda. Ulak uşakı çakırganlar kim aldı da cevap veri yaptı? Ettiler ki. Çünkü buradalar İslam'da fundamental ilimlerden haber bulmayan kişiler 3-4'te broşura kitapta okuyup durup özlerinden imam, peşva,
tayinlashib olyapti da o'zi ham adashyapti, boshqalarni ham adashtiryapti. Qarang-da, mana shu radikalizmga, qattiqlikka moyil bo'lib qolayotgan odamlar nima sababdan shunaqa bo'lyapti? Birinchisi, oyat hadislarni o'zini ra'yiga qarab turib tafsir tarjima qilib yuboryapti. Mana bunaqa hadis bor, demak amal qilmadi, mana bo'ldi. Mana bu oyat bor, bunga amal qilmadi, demak fosiq. Bilasizlarmi? Sihoh sittada bor hadislar amal qilinmagan, amal qilinmaydi va amal qilib bo'lmaydi bundan keyin. Hadisga amal qilib bo'lmaydi. Bilasizlarmi shu hadislar borligini? Qanday amal qilib, amal qilib bo'lmaydi-da? Solim Mavlo Abu Huzayfa, 15 yashar yigit sut emishlik qissasi bor. Sahih hadis, lekin hukmi to'xtagan, amal qilinmaydi. Solim 15 yashar emdi deylik. Abu Huzayfani ayolini, Sahla binti Suhayl ibn Amrni sog'ib berdi. Bo'ldi, to'xtadi. 15 yashardan keyin sut ichsa bolasi bo'lib qolmaydi. Hadis bor, amal qilib bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ka'ba-i Muazzamani tavof qilganlarda tuyasini ustida tavof qildilar. Sahih hadis. Lekin nimaga hech kim amal qilmagan? Chunki hukamolar to'xtatgan, bu hadisga amal qilinmaydi. Shuning uchun tushuninglar, jon ukalar, manaqa hadisga bular amal qilmaydi deganda, siz u hadisni tekshirib chiqqan ilmingiz yo'q. Undan hukm olinadimi, yo'qdimi, ishlaydimi, ishlamaydimi bilmaysiz siz. Sizga hadis bor desa, mutlaq amal qilib ketadi. Qur'ondagi buyruq nimani ifoda qiladi? Farzlikni, vojiblikni. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, roza tutinglar. Buyruq farzni bildiradi. Endi fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna va sulasa va ruba oyati bor. O'zingizlarga yoqqan ayollardan 2ta, 3ta, 4taga uylaninglar. Buyruqmi? Buyruq. Buyruq nimani bildirardi? Farzni. Xotini bitta odamlar qo'l ko'tarib qo'yadi desam 99% ko'tarasizlar. Ha, demak sizlar qandaylar gunohkor bo'lyapsizlar ekanda. Birodarlar, usulul fiqh degan ilm bor. Ana shu ilmni o'qimagan odam oyatni shunday o'qidi-da farz deb qabul qiladi. Birodarlar, ruxsat bu. Uylanaveringlar desak to'g'ri bo'ladi. Tushunizmi terminologiyani? Fankihu, bas uylaninglar. Shunday tashima qilinadi. Lekin ruxsat deb aytadigan bo'lsak, fankihuni uylanaveringlar, ya'ni ruxsat degani. Tarjimasini eshitib hukm qilishga domlalarda ham haqqi yo'q. O'sha sharhini ko'rish kerak. Fuqaholar, faqihlarimiz oyat hadislarni o'rganib, undan chiqaradigan hukmlarni hammasini chiqarib, tachcha-tachcha qo'yib qo'ygan tachchasiga. Siz yangitdan Amerikani ochishingiz kerak yo'q. Velosipedni yangitdan kashf qilishingiz kerak yo'q. O'shuning uchun aytayapmiz-da mazhab kerak edi. O'sha mazhabdan chiqib ketgan odam radikalizmni boshlaydi. Ma'da mana qoyat bor ekan. Unga amal qilmaysizlarmi? Sizlar fosiqmisizlar? Mazhabni mahkam ushlasak, shunga o'xshagan ekstremizm, radikalizm, terrorizm bo'lmaydi. Ilmsizlik birodarlar, zamonimiz eng katta mushkulasi. Hozirgi kunda musulmonlarda o'rtasida, xususan yoshlarda o'rtasida bo'layotgan muammoning asosiy sababi nima ekan? Ilmsizlik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tahorat qildilar va javroblarga mas tortdilar. Ana bo'ldi. Javrob, arabski ruski slavanni qarasangiz, Harlampi Karpich Baranovni. Javrob chuluk maski deb qo'ygan. Shu hadisda shunday tarjimasini o'qib olyapti-da, demak biz oyog'imizdagi chuluk maski Javrob ekan deb turib paypog'iga mast tortib yuribdi. Paypog'iga mast tortib namoz o'qigan ukalar, o'sha namozni qaytadan o'qiysizlar. Chunki payg'ambarimiz davridagi javrob bizni kiyayotgan naskiyimiz emas. Paypoq haqida alohida dars qilganmiz-a? Shu yerda bir chiroyli gap kelgan. Bu yerda yo'q bo'lsa ham aytib qo'y. Bu bari radikalizm, ekstremizmni sababini aytayapman-da, nimaga paydo bo'lyapti bu narsa? Astagfirullah. Faja'at sayyaratun fa'arsalu validahum fa'adla dalva. Yusuf alayhisalomning akalari quduqqa Yusuf alayhisalomni tashashdi. Ketishdi. So'ng sayyora keldi. Suv olib keladigan odamini jo'natishdi, u paqirini tashadi. Sayyora. Sayyora nima? Avtomobil hozir. Mercedesmikin, BMWmikin? Ha, sayyora nima? Osmondagi planeta ham sayyora deyiladi o'zbek tilida. Mashinaga ham sayyora deyiladi. Qanaqa mashina ekan o'sha?
Qara Yusuf Aleyhisselam davrida maşina bo'lgan ekan. Ha, o'zi Misr ancha nima bo'lganda u davrda piramidalar qurgan, maşina bo'lsa kerak. Yo'q, Lexus bo'lsa kerak. Nima demoqchiman? Qur'on oyatida kelgan so'zlar, payg'ambarimizning hadisida kelgan so'zlarni nima ekanligini tushunishimiz o'sha davrdagi odamlar nima deb tushungan? Shunaqa bo'lish kerak. U davrdagi odamlar sayyorada karvonni tushungan. O'shuning uchun hadis bor, oyat bor deganda laqqati tushyapsizlar u. Sizlar shu yerda ketyapsizlar. Va nariga bu narsani tushuntirib beradigan adashgan aqidasi buzuq domlani oldiga bormaydigan qilib yuboradi sizni. Yomonlaveradi, yomonlaveradi, salom bersiz hali yomonlaydigan bo'lib ketadi. Agar borganingizda ko'rsatib qo'yardi. Xuddi shunga o'xshagandek javob birodarlar, siz bilan biz kelgan paypoq emas. Tushundingizmi xulosani? Ilmsizlik tufayli obbolarimiz radikal bo'lib ketadi. İlimsizlik tüfeylik ekstremist olup getirdi. Terörist olup getirdi. Gapırsan hiç kaçan seni yapayım olmayıdı. Absolutna. Şunun için Estağfirullah Kul Hal yastavillezine ya'lamuna vellezine la ya'lamun innama yetedekkaru ulul albab. Ayting ey Muhammed Aleyhisselam. Bilgen zatlar bilen bilmegen kimseler beraber olur mu? Akıl egeleri ibret oladı. Bana sayyoraning nimaligini tushuntirib berdim. Javrotni nima, javrotni nima ekanligini tushuntirib berdim. Shuning uchun birodarlar, oyat bor, hadis bor desa shart echib ketavermanglar, kelib so'ranglar buni. Ma'qulmi? Demek radikalizmga, ekstremizmga beriladigan javob nima ekan? Ilm o'rganishlik. Ilm o'rganishlik.